merhaba. Bu videomuzda sırt hareketlerini paylaşacağız. Özellikle evlere kapandığımız ve masa başında daha çok vakit geçirdiğimiz bu dönemlerde sırt kaslarımız zayıfladığı için sırt ağrılarımız artabilir. Sırt ağrılarımız artmadan bu hareketleri yapmanızda fayda var. Sırt hareketlerimizi yüzük oyun pozisyonunda yapacağımız için yüzük oyun yatmadan önce kalça önündeki kaslarımızı da açmamızda fayda var. O yüzden bu hareketlere başlamadan önce hafifçe dizinin üstündeyim. Bir ayağım önde, vücudum uzun ve rahat. Ben hizam koyarak öne doğru geliyorum. Ve arkaya doğru. Ve öne. Ve arkaya. Tamamen kalçanın ön tarafındaki kasların açıldığını hissetmenizi istiyorum. Bu hareketi birkaç kere sağ tarafta, birkaç kere sol tarafta yaptıktan sonra yüzük oyunu hareketlere geçebiliriz. Yüzük oyunu yatarken alnınızın altına böyle yaptığınız bir havluyu koymanızı istiyorum. Daha rahat nefes alabilmenizi sağlayabilmek için. Yine vücudumun ortasından düz bir çizgi çektim. Vücudumun sağ tarafının ve sol tarafının eşit hizalanmasını istiyorum. İlk önce kollarımı vücudumun yanında uzattım. Kuyruk sokumumu yavaşça bacaklarımın arasına doğru ittiğimi hissediyorum. Bu hareketle belimi koruma altına almış oluyorum. İlk hareketimiz çok basit bir hareket. Vücut hizamı, omurgamın hizasını hiç bozmadan omuzlarımı yavaşça yukarıya doğru çekiyorum ve yavaşça tekrar bırakıyorum. Nefes vererek yavaşça yukarı çektim ve yavaşça bırakıyorum. Ve nefes vererek kaldırdım, nefes alarak indiriyorum. Ve bu hareketi 10 tekrar yaparak hem kürek kemiklerimin hem de omuzlarımın ısınmasına yardımcı oluyorum. Ve çektim omuzlarımı yukarı ve bıraktım. Ve çekiyorum ve bırakıyorum. İkinci hareketim birinci hareketin devamı gibi olacak. Yine aynı şekilde yüzük oyunu yatıyorum ve harekete başlamadan önce omuzlarımı yine yerden hafifçe kaldırdım. Kürek kemiklerimi cebime doğru yerleştirdim. Omurga hizamı koruyorum. Bu hareketi yaparken başım, vücudum hiç hareket etmeyecek. Ve yavaşça nefes alıyorum. Nefes verirken ellerimi yerden hafifçe kaldırdım. Avuçlarım vücuduma doğru bakarken parmaklarımı sanki ayaklarıma doğru uzatıyorum. Ve nefes alarak yavaşça bırakıyorum. Omuzlarım her zaman yerinde kalıyor. Kollarımı indirdiğim zaman omuzlarım düşmeyecek. Hep ceplerimde kalacak. Ve nefes verirken kaldırdım ve avuçlarım vücuduma doğru bakarken ayaklarımı doğru uzamaya çalışıyorum. Ve nefes vererek kollarımı yavaşça indiriyorum. Omuzlarım olduğu hizada kalıyor. Ve ver nefes kaldır. Gayet güzel. Al nefes indir. Ve ver nefes kaldır, al nefes indir. Ve ver nefes kaldır, al nefes indir. 10 tekrar yaptıktan sonra dinleniyoruz. Üçüncü hareketimizde ellerimizi göğüs hizasının yanlarına yerleştiriyoruz. Hareketin başlangıcında dirseklerim hafifçe tavana doğru bakıyor. Yine bel hizamı bulmak için kuyruk sokumumu hafifçe bacaklarımın arasına doğru aldım. Ve burada sırtımı açmaya, esnetmeye çalışacağım. Nefes alıyorum. Nefes verirken ellerimle hafifçe kendimi itiyorum yukarıya doğru. Hareket tamamen sırtımdan geliyor. Aynı zamanda da dirseklerimi yere doğru itmeye çalışarak omurgamı uzatmış oluyorum. Ve nefes alarak iniyorum. Nefes vererek tekrar yükseldim. Dirseklerimi yere indirmeye çalışırken omurgamla yükseliyorum. Nefes alarak iniyorum. Hareketimin belden değil tamamen sırttan geldiğine emin oluyorum ve ver nefes yüksel. Yükselirken sanki ileriye doğru bir omurgamı çekiyor. Nefes alırken indim. Ve ver nefes yüksel. Al nefesi. Ve 10 tekrar yapıyorum. Tekrar ver nefes yüksel. Ve al nefesi. Ve ver nefes yüksel. Ve nefes alarak iniyorum. Ve 10 tekrardan sonra geçiyorum. Bir sonraki hareketimizde alnımızın altındaki havluyu kaldırıp ellerimi üst üste koyup alnımın altına yerleştiriyorum. Burada birazcık da boyun kaslarını da işin içine alacağız.
Yine aynı şekilde kuyruk sokumu bacaklarımın arasına doğru aldım. Omurgam uzun ve rahat, kürek kemiklerim cebimde. Ve burada hareket sırasında omurgamın hareket etmesini istemiyorum. Sadece hareketin baş ve boyundan gelecek. Ve burada nefes aldım. Nefes verirken yavaşça baş ve boynumu yukarıya kaldırdım. Nefes alırken yine yavaşça gevşiyorum. Bu hareketi yaparken sanki matınızın üstünde bir ayna var. Ve nefes vererek kaldırdım ve indirdim. O aynada yüzünüzü görmeye çalışıyormuşsunuz gibi hareketi devam ettiriyorsunuz. Ver nefes, kaldır. Al nefes, indir. Ver nefes, kaldır. Ve al nefes, indir. Hizamı hiç bozmadan 10 tekrarımı yaptım ve nefes vererek kaldırdım. Şimdi başım havada kaldı. Burada tekrar bir nefes aldım. Nefes verirken kollarımı alnıma doğru çekiyorum. Ve nefes alırken indiriyorum. Ve ver nefes, kaldır. Ve al nefes, indir. Ver nefes, kaldır. Ve al nefes, indir. 10 tekrarımı yaptıktan sonra kaldırdım ellerimi yine alnımda. Ve birlikte yatıyorum. Ve gevşiyorum. Evet, şimdi sıra geldi son hareketinize. Son hareketinize de yine yüzü koyun yatıp kalçanın hizasını buluyorum. Rahatlığım yine alnımın altında daha rahat nefes alabilmem için matımın biraz daha ucuna doğru geldim ve uç kısmına bir havlu serdim. Havluyu sermemin amacı kollarımın parkede daha rahat hareket edebilmesini, kaymasını sağlayabilmek. Omurgam uzun ve rahat. Kuyruk sokumu yerleştirdim. Nefes aldım. Nefes verirken yavaşça kollarımı kendime çekerek sırtımla yükseliyorum. Ve nefes alarak tekrar bırakıyorum. Serçe parmaklarımın üstünde ellerimi yere bastırarak destek aldım. Ve nefes vererek kollarımı çekerken sırtımla yükseldim ve uzamaya devam ediyorum. Nefes alarak bırakıyorum. Ve ver nefes, yüksel. Ve al nefes. Bu hareketi de 6 veya 8 tekrar yapabilirim. Son kez nefes alarak yükseldim. Ve bırakıyorum. Ve son kez ver nefes, yüksel. Ve al nefes, bırak. Evet, sırt hareketlerimizin sonuna geldik. Sırt hareketlerini yaptıktan sonra çocuk pozunu alarak bu pozisyonda birazcık nefes alıp vererek sırt kaslarımızı gevşetebilirsiniz. Şimdi çocuk pozisyonuna geldik. Burada tamamen vücudumu rahatlatıyorum ve nefes alıp veriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.